Başbakan Ömer Karyoncu, Kanal Sim'e konuşarak Türkiye'den gelecek suyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Suyun yönetimi konusunda bizim önemli bir rol oynamamız lazım diyen Başbakan Karyoncu, Türkiye'nin ise bu konuda farklı bir düşünceye sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin suyun evlere kadar dağıtımının özel bir şirkete verilmesi yönünde görüşü olduğunu anlatan Karyoncu, bu şirketin yeraltı sularının da kontrolünü yapmasını talep ettiklerini belirtti. Bizim açımızdan bu tartışma konusudur diyen Başbakan Karyoncu, biz kendimizin yönetmesinden yanayız şeklinde konuştu. 28'inde suyun buraya akma ihtimali var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla bir törenle bunun gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Henüz tabii daha net bir şey ortaya çıkmadı ama böyle bir düşünce var. Bu su Kıbrıs açısından ve Kıbrıs Türkler açısından önemli bir olanak. Bu proje büyük bir proje, büyük bir yatırım. Bu nedenle tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bizim bir teşekkür borcumuz var. Ama bu suyun yönetimi konusunda bizim önemli bir rol oynamamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Çünkü suyu kullanacak olan sonunda biziz ve bazı hazırlıklar yapıyoruz. Bir su kurumu oluşturma yönünde. Bu su kurumu göletten belediyelerin depolarına kadar suyunun akmasını sağlayacak. Belediyelerin oluşturmak üzere olduğu şirket de belediye depolarından evlere suyun akmasını kontrol edecek ve paranın tahsilatını yapacak. Böyle bir düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Tabii Türkiye tarafı bu konuda farklı bir düşünceye sahip. Özel bir şirkete verilmesi yönünde bir görüşü var. Suyun evlere kadar dağıtımının, yani göletten evlere kadar dağıtımının özel bir şirkete verilmesi yönünde bir tavrı var. Ve bu özel şirketin yeraltı sularıyla ilgili de kontrol yetkisine sahip olmasını talep ediyorlar. Bizim açımızdan bu şu anda tartışma konusudur. Biz başında dediğim gibi biz kendimizin yönetmesinden yanayız ve bunun hazırlıklarını da yapıyoruz.